Merkez Bankası açıkça diyor ki biz trade'den gelen parayı da seviyoruz. Oradan güzel rezerv arttırıyoruz ve yani Bunları açıkça söylüyorlar yani. Açıkça söylemiyorlar da. Bu sinyal alınıyor. Bu sinyal alınıyor. Fakat abi yabancı kurumların fiyatlamaları küresel fiyatlama üzerinden yazıyorlar o raporları. Ben artık buna kanaat çok net bizim. olarak kanaat getirdim Barış. A. Hatta mesela FED fiyatlaması şu anda 185 bas puana çıkmış FED fiyatlaması iki kötü makro veriyle 200 bas puanın üzerine giderse hatta Goldman şunu yazacak. %35'e indirir. Merkez Bankası sene sonu yazacak. Clemens grafi. E. Ben ben Yok. ben hayır ben olacağı söylüyorum. Bak yazacağını Yazacağını söylüyorum. Çünkü ben sonunda Barış bu olayı kavradım. Bu olaylar HSBC'nin, Goldman'ın, JP Morgan'ın Sayın Karahan ve Sayın Akçay'la olan muhabbetleri ya da onlarla olan birebir iletişimleriyle değil, aslında bu raporlar eskiden bu iletişimlerle yazılırdı Barış. Yabancı yatırımcılarla rutin toplantılar rutin yani toplantılar normal olurdu. toplantılar Tabii. yapılıyordu. Ben en önemli durumlar olarak gördüğüm yani. HSBC'ler, JP Morgan'lar, Goldman'lar, Morgan, Goldman Morgan Stanley'ler birebir de yaparlardı. Ama ben şunu anlıyorum artık bunlar bitmiş. Bu kurumlarda küresel beklentilerle rapor çıkartıyorlar. Şimdi Barış ben biraz şeytan avukatlığına gireceğim. Ve diyeceğim ki hocam sadece bir günlük bir çalkalanma oldu. Japon merkez bankasının yaptığı büyük hatayla faiz artışı, faiz artırımı üzerine likiditeyi piyasadan çekme. Sadece faiz artışı olsa o bir şey değil insanla ama likiditeyi piyasadan çekmeye başladığı zaman ki sonra kendileri de bu hatayı inkar etmedi, hemen döndüler. Bak Barış abi Türk insanıyla yabancı insanın arasındaki en önemli farklardan biri bu. En yüksek kademede oturanlar biz yanlış yaptık diyemiyorlar Türkiye'de. Orada diyorlar abi Japonya'da ya da Avrupa'da ya da Amerika'da. Aramızdaki en büyük farklardan biri bu. Nasıl o yanlıştan geri döndüler? Yen bir anda 148'e çıktı. Hızlı döndüler. Hızlı döndüler. Japon Merkez Bankası Başkan Yardımcısı dedi ki biz yanlış yaptık. Piyasa çalkanırken bir daha faiz artırmayız dedi açık açık söyledi. Barış çünkü yanlışın o likiditeyi piyasadan çekmeye, bankalı eminden çekmeye başlamak olduğunu gördü adam. Neyle gördü? Kara pazartesiyle. Çok net gördü. %12. 1987'den beri en büyük satış. %12. Nikkei. %9. Tayex gördü. Abi dedi ama sen o gün biz yüzde beş buçuk gördük. Ha. Ama onlar bir gün sonra yüzde on yerine koydu. Biz, biz, ne yaptık? Biz onun altındayız şu anda. Biz onun altındayız şu anda. Biz o günü koyamadık. Bir de daha çok satış yedik. Felaket durumdayız Barış. Ama bak şimdi. O bir günlük çalkalanmada 26 milyar dolar olan carry trade, swap üzerinden gelmiş carry trade pozisyonları 20-21 arasına indi. Bir günlük çalkalanma bir. 5 lira 6 milyar dolar geri döndü. Çıktı. Tık. Tık. Bir gün. Senin tabirinle. Tık. Şimdi ben de diyorum ki. <laughs> bunu gülerek söylüyorum. Şimdi biz bu kadar sıcak parayı seviyorsak. Bu kadar. Değil mi? Buna. Bel bağladıysak. Ben buna abi. Eee. Şeker bağımlısı insanlar vardır ya mesela çayına kahvesine şeker atar filan. Evet. O bir bağımlılıktır abi. Şeker bağımlılığı gibi bir. Sen sıcak para akımlarına böyle bir bağımlılık. Şimdi ama Türkiye'de o bağımlılığın gerçek bir nedeni var. Rezervler. Biz abi swap harici net rezervleri o bağımlılık yüzünden pozitife çıkartabildik. Yoksa onu çıkartamayacak. Onun için şu anda... Eksi 60 olan artı 25-30'lara geldi. Evet. evet. Onun Sıbat için Barış etkileyim. çok haklısın. Benim kafam çözemediğim. Şimdi şeyi çözdüm bak. Rapor olayını diyorum ya. 3 hafta evvel konuştuğumuz rapor olayını çözdüm. Hı hı. Küresel beklentilerle yazıyor. Clemens, Graffeler, JP Morgan'lar falan. Onu çözdüm.